Son bir ayda terörün kanlı yüzü, coğrafya farkı gözetmeksizin kendini bir kez daha gösterdi. Ankara, İstanbul, Brüksel, Bağdat ve şimdi de Lahor. Bu kanlı şebekeler kıta, bölge, ülke, halk ayrımı yapmıyor. Bu kanlı şebekeler etnik köken, din, kültür, coğrafya ayrımı yapmıyor. Bu kanlı şebekeler otobüs durağı, cadde, havaalanı, stadyum, Luna Park ayrımı yapmıyor. Ceylanpınar'da uyuyan polisleri katledenler, İstanbul'da Cumhuriyet Savcısını katledenler, Suruç'ta toplanan insanların arasına girip bomba patlatanlar, Ankara Kızılay'da servis aracının yanında, belediye otobüs durağında, İstanbul'da meydanda, caddede bomba patlatanlar, Brüksel'de şehir metrosunda ve havalimanında bomba patlatanlar, Lahor'da, Luna Park'ta masum çocukları öldürmek üzere bomba atanlar aynı alçaklardır. İsimleri farklı olabilir, kimlikleri farklı olabilir ama hepsi insanlık düşmanıdırlar. Onları bu cinayetlere azmettirenler de aynı odaklardır. Örgüt adları, ideolojileri farklı görünse de bu cinayet odakları insanlık suçu işlemek üzere örgütlenen bu organize cinayet şebekeleri birdir ve aynıdır. Terör doğrudan insanlığı hedef alan, hayatı hedef alan bir alçaklıktır. Bütün insanlığın daha fazla geç olmadan terör karşısında aynı kararlılıkla yek vücut olması lazım. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız zorluklara rağmen hem içeride hem dışarıda problemleri çözecek güce, birikime ve kudrete sahibiz. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenler, Türkiye'yi terörle, bazı hukuk tartışmalarıyla dize getirmek isteyenler, kaos ve kriz bekleyenler boşuna beklerler. Boşuna bekleyecekler çünkü biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin maskesi düşmüştür ve herkes esas meselenin ne olduğunu görmüştür. Esas meselesi ağaç olmayanlar, esas meselesi dershane olmayanlar, esas meselesi hak, hukuk olmayanlar Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye, hükümetimize ve ülkemizin istikrarına saldırarak Türkiye'nin omurgasına ateş ediyorlar. Omurgamızı ateş edebilirler ama kalbimizi asla işgal edemezler. Zihnimizi asla işgal edemezler. Hedeflerini vurabilirlerse Türkiye'nin diz çökeceğini, kapaklanacağını, teslim olacağını zannediyorlar. Allah'ın izniyle ve milletimizin basiretiyle hiçbir şekilde muvaffak olamayacaklar. Zehirledikleri insanları ölüme gönderen, mensuplarına ölümden başka bir şey vaat etmeyen bu odaklar istikrarımızı, huzurumuzu, refahımızı bozamayacak, bizi 2023 hedefimizden asla alıkoyamayacaklar. Herkes maneviyatını, moralini en yüksek düzeyde tutarak hayata karışmalıdır. Onlar bizi hayattan koparmak istiyorlar, biz onlara rağmen hayata karışmalıyız. Herkes sokağa, caddeye, bulvara, meydana büyük bir özgüvenle çıkmalı ve kucaklaşmalıdır. Karanlığı mum yakarak yeneceğiz. Şiddeti merhametle yeneceğiz. Nefreti daha fazla muhabbetle yeneceğiz inşallah. Milletimizin, devletimizin topyekun bir yeniden varoluş mücadelesidir. Bireysel ve toplumsal psikolojimiz için, moral ve motivasyonumuz için hiç çıkmadığımız kadar sokaklarımıza çıkalım. Bu sokaklar bizim. Bu diyar bizim. Bu şehirler bizim. Bu insanlar bizim. Hiç gitmediğimiz kadar esnafımızın yanına gidelim. Alışveriş yapmayacaksak bile yoldan geçerken gördüğümüz her esnafa bir selam verelim. Hiç sormadığımız kadar komşularımızın halini hatırını soralım. Komşularımızın kimliklerini sormayalım. Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın, Sünni misin, Alevi misin diye sormayalım. Soracağımız tek şey hali hatırı olmalıdır. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu kritik günlerde Nevruz'u karşıladığımız, baharı karşıladığımız bu mübarek günlerde hepimiz bir selam seferberliği başlatalım. Yolda gördüğümüz herkese hangi partidensin, hangi düşüncedesin, hangi mezheptensin, hangi etnik kökendensin demeden selam verelim. Selam barış demektir. Selam insanların bir arada, birlikte, hoşgörü içinde yaşama taahhüdü demektir. Selam olsun bu milletin kardeşliğine. Selam olsun bu toprakların mayasına. Selam olsun bu vatanı bize emanet ederken şehit düşen ecdada. Selam olsun bütün bir milletin gelecek sevdasına. Türkiye'nin her köşesindeki
78 milyona sizler adına esselamu aleyküm diyorum. Esselamu aleyküm diyorum. Esselamu aleyküm diyorum.